Çok böyle içim çok yani böyle nasıl söylesem nasıl anlarsam hiçbir şey. Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne deyip. Yani derler yap ya. Sevgili Benemir Temizsoy takipçileri, biz bugün neredeyiz? Balat'tayız. Çok güzel bir organizasyon için geldik. Ne için geldiğimizi Benemir açıklasın. Ben size hemen bahsedeyim. Bu hafta içerisinde Alişan'la Demet Akalın canlı yayın programına çıkacağız. Seyit'le birlikte Balat'ta böyle güzel sürpriz bir şeyler hazırlayacağız. Size de böyle an kamera arkasını göstermek istedim. Şimdi hemen başlıyoruz. O tarafa doğru geçelim. İnsanlar hemen çıkıyor ve herkes sanıyor. Şurada oto tamirci vardı. Evet. Bir de postçumuz vardı. Çağla abla hep oran post yerdi. Aşağıda Sayha bakkal vardı. Bakkal aşağıda yer var. Her şey buradaydı ya. Valla neden mi vardı? Sizce değişmiş mi buralar? Yoksa eski halinde mi? Ben hala eski ambiyansını taşıdığını düşünüyorum ya. Ya tabii canım o bir mahalle kültürü zaten yani olağanüstü burada değişmeyen bir şey. Ama tabii birazcık daha böyle hani zaman geçmiş mesela biraz daha böyle hani modernleşiyor diye Balat ben gördüm. Şimdi Cennet Mahallesi dizisinin çekildiği evlerin önüne geçiyoruz sanırsam. Evet aslında Cennet Mahallesi'nin ilk bu evdi bizim işte buluşma noktamız değil mi Benim? Evet evet reji ilk başta bu evin içerisindeydi ama çok kalabalık bir şekilde bu eve girdiğimiz için sonra değiştirmiştik. Benemir buradan düşebilir. Ben kesin düşerim çünkü burası yokuştu o zaman. Yani. Acayip ondan tutunuyorum. Yokuştu zaten ben buradan ne yuvarlandım ne dizileri mosmor gezdi. En çok sevdiğim. Ben bu arada uçuyordum ya. Şurada merdivenler vardı. Senin evin orasıydı çünkü. Ben uçuyordum ya. Sürekli aşağı yukarı. Ya, inanamıyorum şu anda buraya 16 yıl sonra tekrar geldim ya. Evet ve yan yana geldik. Ve yan yana geldik. 16 yıl sonra. Gerçekten çok böyle bir hani içimde bir değişik bir buluşmak hissediyorum. Evet. Şöyle geçelim mi direkt benim evin önüne? Burası da tamamen değişti değil mi? Değişti artık. Pembe artık çok daha değişik hale geldi. Dizi başladığında kaç yaşındaydınız? Şu an kaç yaşındasınız? Şu anda 27 yaşındayım. Dizi başladığında da 13 yaşındaydım. Seyit sen yine büyüktün. Ben dizi başladığında 8 yaşındaydım. Yok sen 8, sen 8, 9, 10, 11 yaşındaydın. 11 miydi? Evet. Şu anda Pembe Hanım'ın evinin önündeyiz. Neler hissediyorsunuz buraya geldikten sonra? Yıllar geçti aradan. Ben direkt benim evim olduğu için böyle bir çekirdek alıp kapıda çıtlamak istiyorum. O hissiyat geliyor. Yani buraya geldiğinde böyle kapının önüne ya da balkona çıkıp böyle kız ana diye yine Ferhat işte ablamı kaçırdı. Yetişin koşun diye yukarı doğru koşma geliyor. Ya inanmıyorum valla. Çok böyle içim çok yani böyle nasıl söylesem nasıl anlarsam hiçbir şey yani derler yap ya. Yok abi şey yapamam. Gerçekten şu an çok şey oldum. Çok büyük heyecan. Eski heyecanı yakaladınız galiba sanırsam. Aynen. Yani eski heyecanım gerçekten şu anda Belemir de yanımda olduğu için bence kesinlikle ve kesinlikle hissediyorum şu an aynı heyecanla hissediyorum. Biz burada şurada bir maymunla tanışmıştık yani. Ay ay o maymun Hüsnü. Bildiğimiz Hüsnü yani Hüsnü. Hayvan maymunla beraber biz Belemir'le diyoruz ki hani ne yapacağız? Yönetmenimiz diyor ki ya oğlum hadi çekelim şu sahneyi. O zamanlar buralar tabii daha da kalabalıktı. İşte hadi çekelim şu sahneleri falan. Ben diyorum ki ya Belemir ben nasıl yani bir maymuna nasıl tutulabilirim? Abi maymun da elimizde muz var, o muzu almak için var ya bize istediğimiz her şeyi yapabilecek durumda. Dedik hani bir şekilde bu hayvana yani bizim yanaşmamız lazım. Abi yanaşmayı bırak hayvanla öpüştük öptü beni. Bir şey oldu yani dost gibi olduk artık. Vallahi o kadar iyiydi ki böyle ben onun bacağında yatardı, benim saçlarımla oynardı, ya. Sarılırdık. Yani o son sahnesinde giderken o kadar üzüldüğümü hatırlıyorum ki hala bile böyle. Hüsnü'yü ben çok özlüyorum yani Hüsnü çıksa gelse keşke. Şey yani. İnanılmazdı yani, gerçekten çok güzel onlardı. Çok peki Cennet Mahallesi dizi kadrosuna nasıl alındığınızı hatırlıyor musunuz? Şey taksi bittikten hemen sonra bir deneme çekimi için çağrıldım. Dediler ki hatta bu kız çok bembeyaz bir kız. Hani biz bir roman filmi çekeceğiz nasıl hani biz onu buraya dahil edelim. Bu yasak mı? İşte esmal etsek mi? Beni hala gören bile diyor ki sen bembeyazsın dizide çok esmer bir kızdın. Dizide çünkü esmerleşmem için beni birazcık boyuyorlardı. Yani uyum sağlamam gerekiyordu çünkü Çağla abla zaten esmer yapısal olarak. Sen şanslıydın direkt esmersin. Ben öyle boyuna boyuna tamam o zaman olur biraz boyarsak işte hallederiz diye kadroya dahil olmuştum. Sonra ilk gün seninle tanıştım. Çağla abla solaryuma giriyordu benim rengimle aynı renk. Evet ya evet. Deniyordu renklerimi. Bakıyordu, tutuyordu böyle oldu mu yetişti mi diye. Ben de nasıl girdim? Bizim orada yani müzik adamı vardı. Bir tane dizide darbuka çalınacak ekip gerekiyor. Hani bizi ayarlar mısın derdi. Ben oraya gittim.
gittim, yani bir yere gittim darbuka çalmak için. Orada işte Erler filmde gerçekleşecekti bu olayımız. Oradan dizinin yapımcıları beni görüyor. Tamamen nasip, öyle söyledim. Yani nereden nereye? Cennet Mersin'e başlıyor. Müjdat Gezer'in oğlu Alişan'ın kardeşi rolünde oynadım ben de. Biz Seyit'le hep konuşurduk mesela. Seyit'in abisi olduğu için Alişan abi, Seyit'in o en büyük idolüydü. Benim de Çağla abla en büyük idolümdü. Ben onu taklit ederdim. Yani hani Çağla abla olsam keşke derdim. Seyit de derdi ki Alişan abi olsam. Vallahi denerdik. Ben böyle şimdi giyinirdim, böyle manken gibi yürürdüm. Seyit de şarkı söylerdi mikrofonuma. O inanılmaz günlerdi ama hani şeydi, direkt bizim için tam böyle seçebileceğimiz idol ve gözümüzdeki en başarılı örnek insanlar ve hep yan yana olduğumuz için çok şanslıydık. Onların o hani nasıl söyleyeyim, o güzel kişilikleri, o güzel havaları evet, bizde kalmış mesela. Bende kalmış olabilir yani evet, ruh hali olarak. Yani o Ayşe abinin işte güzel kişiliği mesela, evet, o güzel karakteri bende kalmış olabilir. Yani kaldığına inanıyorum zaten. Dizi kaç sene sürdü? 3 sezon sürdü. Arka Sokaklar gibi sürebilirdi aslında Mersin, ama Cennet Mersin'deki oyuncular çok tiyatro oyuncusu. Yani Serhat Özcan, işte Teyla Halis, Aylin Kabasakal, Levent Türek, Melih Çağlar. Yani çok zengin bir kadrosu vardı Cennet Mersin. Ercan vardı mekanın. Ercan şey, Ateş Böceği Ercan. Ateş Böceği evet. Ercan. Onunla siz hatta şey, Çiçek Taksi dedi. Evet, yok, şu Erol Günaydın vardı. Ben Çiçek Taksi'ye... Allah rahmet eylesin. Evet, Allah rahmet eylesin. Erol Günaydın Çiçek Taksi'deydi. Ben o zaman 5 yaşındaydım oraya başladığımda. O da 3 yıl sürdüğü için orada tanıştığım bir ekip vardı. Yan yana geldiğimiz birileri vardı. Onların o sıcaklığı, Özkan Oğlu'nun işte... Özkan Oğlu'nun eşinin, Alişan abinin böyle çok bizi kucaklayışı... Müjdat Gezen'in, Çağla ablanın, Melek Baykal'ın işte biliyorsunuz zekası zaten rahmetli oldu. Tövbe, evet, Allah olsun. Rahmet eylesin. Ümit Yesin zaten rahmetli oldu. Yani bu anlatılmayacak gibi. Benim için yani ben şöyle bakıyorum. İnanın ki bir dizi konsepti değil de bir okuldu bence. Yani. Çok büyük bir okuldu benim bence. Benim için okuldu çok. Yani. Onun insanların arasında yani duyguyu, kişiliği, karakteri, her şeyden önce dürüstlüğü ben gördüm. Yani dürüst olabildim. Ama bence şey, en güzel tarafı şu. Mesela arada bir bizim böyle küçüklük ve yeni büyüdüğümüz halimiz internette paylaşılıyor ve aldığımız tepkiler inanılmaz güzel. Hemen tanıyorlar, hatırlıyorlar. Hani biz bile bu kadar böyle hala onun bir tınısının devam edebileceğini düşünmezdik. Aldığımız tepkiler ben harika gerçekten. Ben inanamıyorum yani. 16 yıl olmuş diyoruz şu an. Evet. 16 yıldır abi bizim kepsimiz paylaşılıyor. 16 yıldır. Bütün sosyal medya bizi paylaşıyor. 7'den 70'e izlenen bir evet, diziydi zaten. Yani diziden yani istisnade seviyorlar. Seviyorlar. Evet, seviyorsunuz. Bu sevdiğimizi hissettiğimiz için zaten evet, ben de çok büyük saygı duyuyorum. Oyunculuğa devam edecek misiniz peki? Böyle bir plan var mı kafanızda? Belemir'le ben çok hazırım aslında böyle bir şey. Çünkü biz sıcaklığında büyüdük. Yani evet, ortamında ve çok iyi ortamında. En iyi ortamında. Evet, da yorulduk. Ben öyle diyorum yani. Aynen. Çabalarımızı çok verdik. Ve başardığımızı da düşünüyorum. O kadar kadronun arasında performansımız kötü olsaydı, oyunculuk yapamasaydık bence şeylerin olabileceğini ben düşünmüyordum. Ama bu Belemir'le bana iyi bir altyapı olarak kaldı. Bir reklam, bir sinema filmi. Sinema filmi yani pek kalbimde yok. Seyit'e bak, seçiyor. Seçen. Seçiciyim diyor. Evet, çok seçici. Her rolde olmam diyor. Peki şu anda neler yapıyorsunuz? Ben müzikal anlamda hayatıma devam ediyorum. Yani ülkemi temsil etmek adına başka ülkelere gidiyorum. Arabistan, Kuveyt. Böyle yani sanatçılarla çalışıyorum. Alişan abiyle denk geliyoruz. Televizyon canlı yayınlarında, işte sahnelerde falan. Bu şekilde. Belemir Hanım siz? Benim yolum başta çok başka gitti. Şimdi ben hemşireyim. Şaşıracaklar. Alişan abi de çok şaşırmıştı. Hemşire oldum, şu an hemşirelik yapıyorum. Ama arta kalan zamanlarda diyorum ki içinde bir özlemim var demek ki kanal açtım kendime sosyal platform üzerinden böyle. Cennet Mahallesi'ni hem biraz hatırlamak, hatırlatmak istiyorum. Hem de oradaki oyuncularla bir araya gerek biraz sohbet edeceğimiz bir içerikler oluşturuyorum şimdi. Biraz da oyunculuk kısmında işte reklam gibi dijital platforma bir şey çekiyoruz şimdi. Orada bir reklam kısmımız var ama hani şu an şeyiz. Daha hazır ve daha hani iyi hissettiğimiz dönemdeyiz. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Hiç unutamadığınız bir anı, bir sahne var mı? Benim aklıma şey geliyor. Hüsnü'yle bir burada çekirdek çitliyorduk ya. Tam burada oturmuşuz. Çekirdek çitliyoruz. Annem gelecek beni kolumdan tutup işte gel kız eve diye beni götürecek. Hüsnü de benimle çekirdek çitlamayı o kadar seviyor ki gitmeme izin vermedi. Koluma yapıştı, beni yere oturtturdu, tamam mı? Bir an dedi ki ne yapacağız, hani sahneyi kestik falan. Dediler ki hani Hüsnü şu an Belemir'i çok seviyor. Biz gerçekten çok şey olduk, yakın olduk. Bu çekirdek tabağı bitene kadar Belemir'i kaldıramazsınız yanından dediler. Ve set komple durdu. Biz çekirdeği hızlı hızlı çitledik. Hüsnü'yle bitirdik. Ondan sonra ben kalkabildim yani. Yoksa set durmuştu yani. Öyle bir hale gelmiştik. Ben hiç çok unutamıyorum. Akıllı. Çok akıllı bir hayvandı yani. Çok akıllıydı. Mesela hiç unutmam, ben Çin'den geliyorduk. Kaza yaptık. Evet, evet. Mevcut tatlı attı. Beni hastaneye götürdüler işte. O esnada bayağı bir hastanede kaldım. Bir baktım gece yan gözlerimi açtığımda Melek abla hastanede. Melek abla, evet, sağ olsun. Çok vefalıdırlar yani. Hani ben onları unutamam.
şu anda hani siz soruyorsunuz ya aklıma gelen bir şey var mı? O anda her şey gidiyor. Ama ya aklımdan çıkan bir şey yok ki aslında burada. Yaşanmışlık o kadar çok neler var. İyi ve kötü yani kötü anlamda da mesela çok şeyler yaşadık biz burada mesela. Ama çok da güzel şeyler de yaşandı. Duygulandınız bayağı. İkiniz çok, de bayağı çok. Duygulandınız. Aynen. Ve işte Aliş ve Ayşe yıllar sonra tam da Pembe'nin evinin önünde yine çekirdek çitliyor. Dizinin çekildiği zamanlarda burada çekirdek çitliyordunuz. Evet. Yıllar sonra tekrar geldik ve gene aynı yerdeyiz. Ne düşünüyorsunuz? Yine aynı yere geri gelmez çekirdek çıtladık. Çünkü burada Melek Baykal, benim annem Pembe, balkondan camdan hep çekirdek çıtlardı. Ve buradaki çekirdeğimiz bizim hiç bitmezdi. O yüzden gelir gelmez çok keyifli oldu bizim için çekirdek çıtlamak. Gelmişken biz de çıtlayalım çekirdeğimizi. Evet. Çıtlamasak yani, olmaz. Evet. 16 sene geçmesine rağmen hala bu replik unutulmuyor. Ben de bir çıtlayayım o zaman. Evet evet sen de çıtla. İnsanın canı çekiyor. Oluyor mu? Olmuyor sanırsam. Çalışmam lazım biraz. Yok. Benim abi olmuyor. Abi sen kibar atıyorsun. Benim olmuyor. Dizideki anneniz Pembe Hanım nasıl çekirdek çitliyordu? Gösterebilir misiniz? Böyle atıyorsun. Yani çok daha dolu dolu çitliyordu. Yani o gerçekten harikaydı ya. Bir dönemin trendiydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok inanılmaz yani. Evlerde bile böyle yiyorduk biz artık. Bak böyle. Devam ediyor çekimlere. Şimdi sürprizli bir şey çekeceğiz. O yüzden izlemeye devam ediyorum. Ay çok ayıp kameraya. Arkadaşlar siz de şu an ne yapıyorum? Bence çok merak ediyorsunuz. O yüzden bir sonraki sahneyi izlemek için, bir sonraki videoyu izlemek için kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü size çok sürpriz şeyler gelecek. Siz de şaşıracaksınız. Ben de şaşkınlık içindeyim. Bir anda gelin giydim. Talihsiz gelin. Yine evlenemiyor. Ben bilmiyorum. Daha öğrenmedim o arada. Arkadaşlar büyük bir coşkuyla Seyit'le evleniyoruz. Seyit çok heyecanlı. Sinirlerim bozuk bir gelinim şu an. Ve işte beklenen an geldi. Dizide bir türlü evlenemeyen, son anda nikahtan dönen Ferhat ve Sultan'ın kardeşleri Aliş ve Ayşe bakalım evlenebilecek mi? Abi tam 16 yıl bekledim, artık dayanamıyorum. Abim evlendi, başlık parasını anca biriktirebildim. Ben evleniyorum. İşte evleniyorum. Buyurun gidelim hanımefendi. Hadi gidelim artık. Başlık paramız hazır. Abimiz de evlendi. Artık sıra bizde. Sıra bize geldi. Buyurun hanımefendi. Evet, artık evlenebiliriz. Durun. Siz evlenemezsiniz. Bu dizide kimse evlenemedi. Sizin de evlenmenize izin vermiyorum. Yine mi ya? Neden ya? Madem evlenemiyoruz, ben çalıyorum. O zaman oynuyoruz. Hadi. Çal gelsin be. Arkadaşlar şimdi biz yarın Demet Akalın'la Ayşen abinin programına katılacağız. Sabah sabah programında canlı yayın konuğu olacağız. Ben size oradan kamera arkası görüntüleri paylaşacağım. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Kanala abone olun ve hatta zilleri, bildirimleri de açın ki bir sonraki videoyu izleyebilin. Kendinize iyi bakın.